Şimdi bizim kullandığımız SC200'lerde temelde iki tane zaman şekli vardı veya zamanlama elemanı vardı. Bunlardan bir tanesi ton, diğeri top. Tonrev dediğimizde aslında ton zaman üresinin sayısal değerini veya hafıza değerini kaybetmeden toplaya toplaya gittiği bir zaman üresiydi. Şimdi girişlerde bu girişlere bağlı olarak çıkışlarımız olsun. Şekle bakacak olursanız bu size, bu şekil size. Yani bir zamanlama elemanına giriş uyguladım. O zamanlama elemanından bir çıkış aldım. Grafik ne diyor? Zamanlama elemanına bir giriş uyguladım. Bu zamanlama elemanı T gibi bir süre saydı. T gibi bir süre sonunda zamanlama elemanı bana çıkış verdi. Daha sonra girişi kestiğimde zamanlama elemanı çıkışta kesildi. Bugün bana neyi hatırlatıyor? Kullandığım hangi zaman üresini hatırlatıyor? Bu bizim piyasalarımızda kullanmış olduğumuz standart ton zaman üresi. Neydi bu girişi? Herhangi bir inputta veya başka bir kontakla ton zaman üresine, örneğin T37 diyelim, ton zaman üresine giriş uyguladığımızda bu bir input veya başka bir şeyin kontağı, başka bir elemanın kontağı, ne diyelim, input 0.0 diyelim. O zaman bu indirdiğim yer benim için ne oldu? 0.0 oldu. Giriş uyguladığımda ton zaman ölen süresini sayacak ve T37 kontağını burada ayarlamış olduğumuz değer kadar saydıktan sonra çıkışa kontağına yansıtacak. Burada da çıkış olarak isterseniz ne alalım? Bir merkez 0.0 alalım. Bunun benim için de alt ne? Merkez 0.0. Bu bildiğimiz ton zaman üresi, kullandığımız ton zaman üresiydi. Burada grafiğe bakacak olursanız giriş uyguladığında zamanlama elemanı çıkışı vermiş. Daha sonra girişi kesmişim. Girişi kestikten sonra zaman saymış ve vermiş olduğu girişi zamanlama elemanı da kesmiş. Bu da benim standart olarak piyasada kullanmış olduğum zaman önemli. Top zaman önemli. Yeni top zaman önemli. Bir giriş uygulayalım. Bu sefer ne diyelim girişe? Örneğin Q0.3'ten bir giriş verdim. Herhangi bir kontak. Top zaman bölgesine geldi. Bunlar da T38 diyelim. Nasıl isimlendirilene daha önceden biliyorsunuz bunları. Zaman çarpanları biliyorsunuz. Burada bir zaman değerim var. Daha sonra o zaman ne oldu benim bu input'um? Q0.3 oldu. Daha sonra T38 benim bu sefer de neye çıkış versin? Q0.6'ya çıkış versin. Altında ne oldu? Q0.6 oldu. Zaman üresine input'u verdiğim zaman zaman üresi kontakları konum değiştirdi. Evet. Konum değiştirdiği için Q'ya çıkış verdi. Evet. Daha sonra girişi kestim. Zamanı saydı. Burada girmiş olduğum değer neyse onu saydı. Daha sonra kontakları ilk konumuna, yani açık konumuna geri gelerek Q0.6'ın çıkışını kesti. Şimdi bunlar piyasada kullandığım temel zamanlama elemanlarıydı. SC300'de 5 veya 6, 5 tane zamanlama elemanı var. Hani bizim kontrol kullandığımız zamanlama elemanları var ya, veya işte başka bir piyasanın içerisinde çok farklı zamanlama elemanları olabiliyor. Flaşörler olabiliyor, açmada, kapamada gecikme gibi şeyler veya hem açmada hem kapamada gecikme kontaklar olabiliyor. Bu şu, ya bizim PLC'mizde bu yok. Böyle bir fonksiyonu kullanamayız değil. Aslında temelde bu iki zaman ölçüsü kullanarak siz PLC'nizde istediğiniz kadar zaman diyagramları veya zamanlama elemanları oluşturabilirsiniz. Hatta PLC'mizde oluşturmuş olduğunuz bu zamanlama elemanlarını kütüphane şeklinde kaydedersiniz. Onları inşallah göreceğiz. Daha sonra herhangi bir projenizde bu lazım oldu, çekerse kütüphanenden sanki çok farklı bir zaman ölçüsüymüş gibi kullanacağız. Örnek olarak şu. Bu hem açmada hem kapamada gecikmeli bir kontak. Böyle bir şey var mı? Zamanlama elemanım var mı SC200'in içerisinde? Yok. Böyle bir elemanım yok. Tamam mı? Ama bu elemanı sen tonu, topu veya işte başka elemanları kullanarak oluşturmak mümkün. Örneğin şimdi bu bana neyi hatırlatıyor? Şu kısmı. Ton zaman bölgesini hatırlatıyor. Bu kısmı ton zaman bölgesini hatırlatıyor. Burada
Çok çeşitli versiyonlarla bunu bulabilirsiniz. Şu anda sizi bıraksam belki 6-7 çeşitli siz bunu oluşturacaksınız. Yardımcı merkez kullanacağınız, setleyeceğiniz, resetleyeceğiniz, başka bir şey yapacağınız kabul. Şu fonksiyonu bana versin, kabul. Şimdi bir başlayalım. Önce input ne diyelim buna? Input 0.4 diyelim mi? Input dediğim elemana. Tamam mı? O zaman input 0.4 ile diyelim bir ton zamanda göre çalıştırayım. T37 olsun. Ve T gibi bir değer ayarlayayım. Hani benden T istiyor ya. Tamam mı? Şimdi bu zaman öncesinin çalışmasına bakalım. Oradaki aynısını yapıyorum. T37 çıkışında ne olsun? Merkez 0.6 olsun. Tamam mı? İsterseniz farklı bir şey olur. Gelsin merkez 0.6'yı çalıştırsın. Bakıyorum. Input'a bastım. Input'a bastım. Zaman veren süre saydı. T süresi sonunda burayı kapadı, burayı çalıştırdı. Yani şu kısmı aslında ben oluşturdum. Öyle değil mi? Yani başlangıç kısmını ben oluşturdum. Peki bu devrede sıkıntı ne? Şu noktada input'u kestiğimde ne olacaktır? Benim çıkışım kesilecektir. Yani şu çıkış buradan kesilecektir. Öyle değil mi? Benim çıkışım buradan kesilecektir. Ama ben kesilmesini istemiyorum. Bir müddet daha T süresi kadar veya ayarlarınız farklı bir zaman kadar da çıkışım korunsun. Orada az önce ben ne demiştim size? Bana top zaman öresini hatırlatıyor demiştim. Öyle değil mi? Şimdi buraya bir adet de top zaman öresi koyalım. Tamam mı? T38 gibi bir tane top zaman öresini ekledim. Yanına da T dedim. Şimdi ne oldu? Şuna benzer bir zamanı toptan elde edeceğim ama aşağıda kontakları nasıl kullanacağım? Bunu isterseniz böyle bir deneyelim. Hocam getiririz. T38'in kontağını da buraya koyuruz. Şimdi bakalım T38'in kontağını buraya koyduğumuz zaman ne olacak? Input'a bastığım anda top zaman veren devreye girecek. Top zaman veren zamanı sayarken top zaman veren pat diye kapayacak. Yapısı gereği, öyle değil mi? Çıkışı çalıştıracak. Ne istiyorum? Beklemesini istiyorum. Öyle değil mi? Bunu yemedi. Hocam, bunun kapalısını kullanalım. Bunun kapalısını kullandığınız anda, yani top zamanlısının kapalısını kullandığınız anda da daha PLC'yi benim run yapmama gerek kalmadan veya düzeltiyorum, run yaptıktan sonra herhangi bir giriş vermeden 38 üzerinden çıkışım çalışacak. İnput verdim mi? Vermedim. Ama run yapar yapmaz da otomatikman kapalı kontrol üzerinden çıkışım çalışacak. Bu da benim işime gelmedi. Şimdi şöyle bir şey düşünebilirsin. Hocam işte buraya bir tane daha merkez falan bir şeyler koyalım da ilk etapta bu devreye girmesi olabilir. Bu da bir düşünce tarzıdır. Ama bir de ben bunları bir seri bağlamak istiyorum. Bir ekstra bir daha merkez falan kullanmamız gerekecek. Getirelim. Kaçtı? T38 miydi? T38 zaman bölümü buraya koydum. Top. Bir daha basıyorum. İnput'a bastım. İkisi de devreye girdi. Girer girmez. T38 boyu kapadı mı? Evet. Kapadı. Ama ne oldu? T37 hala zaman sayıyor. Çalışmadı. Evet, çalışmayacaktı. Öyle değil mi? Zamanı saydı. T süre sonunda geldi. T37 boyu kontağını kapadı. Çıkışım çalıştı. Evet, şu anda şu giriş kısmını ben bunu oluşturdum. Tamam mı? Ondan sonra elimi çektiğimde bir müddet daha çıkışın çalışmasını istiyorum. Yani şu kısım, bakalım olacak mı? Elimi çektiğim anda T37 zamanı sıfırlanacağı için buradaki kontağını açacak. Merkez 0.6 devre dışı kaldı. Bu istemediğim bir şey. Onun nasıl devamlı çalışmasını isterim. Tanklardan, alt üst seviyelerden hatırlayın. Tamam mı? Buraya ben gelirim. Merkez 0.6'nın kontağını koyarım. Bakalım şimdi ne olacak? Basıyorum. Input 0.4'e T38 zaman saymaya başlıyorum. T38 burayı kapadı. Top olduğu için
Teodizyen'in süre sonunda burayı kapadı. Merkel çalıştı. Evet. Merkel kendini mühürledi. Daha sonra elini çektikten sonra Teodizyen devre dışı kalsa da Merkel üstünden çalışmasını sürdürüyor. Ha, daha sonra ne oldu? Top zaman verildi. Vermiş olduğumuz zaman sonunda top zaman veren bu dekontan aceler yavuz 8 motor devre dışı kalacak. Yani istediğin çivi oluşturdu. Bakın böyle bir fonksiyon yok ama şu yapıyla ben bu fonksiyonu ne yapabilirim? İstediğim şekilde kullanabilirim. Dediğim gibi bunu bir PLC'de kütüphane haline getirip daha sonra istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Hatta bir yabancı site var, sd200.net diye. Orada sd200 ile yapılmış kütüphaneler var, örnekler var. Tamam mı? Şimdi gelelim buna. Bu biraz top zaman bölgesini hatırlatıyor mu? Şu. Top zaman bölgesinde olay nerede başlıyordu? Şu noktada başlıyordu. Öyle değil mi? Yani top zaman veren, tekrar bir daha dön bu tarafa. Top zaman veren de nerede başlıyordu olay? Zaman sayma girişin kesilmesiyle. Öyle değil mi? Şimdi bakıyorum buna. Burada girişin kesilmesinden başlamıyor zaman. Input'un verilmesinden başlıyor. Öyle değil mi? Şimdi bunu bir fon zaman vermesiyle yapalım. Input olarak ne diyelim? Input 0.2 diyelim buna. Output'a Q 0.4 diyelim. Input 0.2'yi verdim. Top zaman verene düzeltiyorum. Ne dedik buna? T40 diyelim. Top zaman verene verdim. Bu top zaman verene geldi. T40 neyi çalıştırdı? Q0.4'ü çalıştırdı. Burada sıkıntım ne? Burada sıkıntım şu. Butondan elimi çektiğim zaman veya input'tan elimi çektiğim zaman ne oluyor? Çıkış çalışıyor. Peki ben PLC'de bir şey biliyordum. Bir kontak. T kontak. T kontak ne iş yapıyordu? T kontağı verdiğiniz ilk anda çıkış veriyor. İlk çeviri. Ki bu çeviri PLC'nin program yüküne bağlı olarak 100 milisaniye geçmiyordu. Öyle değil mi? O çevirinde PLC çıkış veriyor. Ondan sonraki çevirinlerde PLC çıkış vermiyor. Bakın. Butona bastım. Butona bastığım anda yani şu yükselen kenarında. Siz büyük noktalarda yükselen kenara falan geldiniz mi? Daha gelmedi. Şu yükselen kenarında ne oldu? Input 0.2 P kontağı üzerinden bir çevrim çıkış verdi. O çevrimden sonra çıkışı veya şuradan beslenmesi T40'ın zamanlama elemanının beslenmesi kesildi. Kesildiği için otomatikman neye başladı? Zaman saymaya başladı. Öyle değil mi? Yani ben aslında şuradaki bağımlılığı, toptaki bağımlılığı nereye çekmiş oldum? Buraya çekmiş oldum. Yani oradaki bir çevirme çekmiş oldum. Bakın, böyle bir zaman ölen yok ama P kontağı kullanarak top zaman ölesini bu şekilde ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum. Veya bizim kullanmış olduğumuz şeyler vardır. Şöyle siliyorum. Siz ALES filtro falan diye şey yaptınız mı? Görmüşsünüzdür az önce. Hani sıralı çıkış veriyor. O bir periyodik çalışmadır aslında. Ha, PLC'nin içerisinde bir tane flaşör zaman veren olabilir veya zamanlı verim olabilir. Tek olarak onu kullanabilir. Bizim burada alfa zaman şeyle alfa PLC'nin içerisinde var öyle bir şey. Yani çıkışı istediğin zaman ayarlayabilir. Tek bir blok şeklinde zaman veresi. Şimdi o da nedir? Input 0.0 verelim. Şeyle bir zaman grafiğiyle şuna in diyelim. Tamam mı? Şurada çıkışım olsun. Periyodik olarak çıkış veriyor. Çıkışım. Input 0.0 çalıştırdı. Gel bir tane T37 ton zaman verimi çalıştırdı. Tamam mı? Şuraya araya ne diyelim? T diyelim. T diyelim. Artık böyle bir şey diyemem. Girişim kesiyor çünkü. O anda denk geldi. İlk bu 0.0 T37'yi çalıştırdı.
Tamam mı? P37'nin açı üzerinden veya kapalı üzerinden ben gittim bir Q0 nokta şöyle dedik input 0.0 buna da Q 0.0 diyelim. Gittim Q 0.0 çalıştırdım. Açını mı kullanalım, kapalı kutusunu mu kullanalım diye düşünürsek kapalı kullandığımızda flaşör devreye girmeden veya şöyle söyleyeyim, kutuda basılmadan kapalı komutu üzerinden çalışacaktır. Açığını yaparsak ne olur? F37'ye açık kontak kullanalım. Açık kontak kullanalım. Çıkış ne zaman çalışacaktır? Çıkış zaman sonunda çalışmaya başlayacaktır. T süre sonuna. Hocam, ben verir vermez enerjiyi çıkışın yanmasını istiyorum. Yani şu. Şu devrene input verdik mi? Şu devrede. İmput verdiğimiz zaman çıkış, bakın T süre sonunda çalışacak. Evet. Tamam mı? Evet. Hocam ben bunu istemiyorum, input'a basar basmaz flaşör çakmaya başlasın diyebilirsin. Yani şurada olduğu gibi diyebilirsin. Ha, eğer şu zaman gitmesi bana bir sıkıntı yapıyorsa, onun da kolayı var. Ne yaparım? Getirir buraya, input 0.0'ın kontağını bir kez daha kullanırım. Bu nedir? 255 adet kullanabildiğim input 0.0 adet kontaklardan biridir. Bana ekstra bir yük getirmez. Programı çok kalabalık değilse. Şimdi koydun mu? Koydum. Bunun kapalısını artık kullanabilir miyim? Evet. Kullanabilir. Tamam. Şimdi T37 T zamanı sonra burayı açtı mı? Açtı. Ondan sonra bir T daha saymam gerekiyor mu? O saymış olduğum T süre sonunda tekrar sistemin başa dönmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman bir adet daha T38 kullandım. Yine ton. Bunun zamanında 2T yaptım. Tamam mı? 2T sonunda benim sistemi başa döndürmesi lazım. Sistemi başa döndürmeyle ben ne yapıyordum? O şeyin zaman bölgesini kapalı kontağı üzerinden yapıyordum. Input 0.0'ı şuraya taşıyalım. Input 0.0 T38. Bakıyorum sisteme şimdi nasıl çalışacak? Input 0.0'a bastım. Input 0.0'a bastığımda kapalı kontak, input kapandı artık. T37'nin kapalı süreden çıkışım çalıştı. Aynı zamanda kapalı input 0.0, T38'in kapalısı üzerinden T37 ve T38 çalıştı. 3 saniye, 5 saniye ne kadar zaman ayarladıysanız o süre sonunda burada kontağını açtık. Çıkışı kesti. Diğer ikinci zaman değerinde ise, yani şuradaysa T2T değil mi? 2T süre sonunda buradaki T38 kontağını açtı. Kontağını açtığı zaman hem T37'nin hem T38 kendisinin zamanını ne yaptı? Enerjisini attı, kesti. Niye ki benim zaman önemli? Girişim kesildiği zaman kendisini sıfırlıyordu. Evet, girişim kesildi. Kendisini sıfırladılar. Kendisini sıfırladığı için T37 burayı kapadı. T38 de burayı kapadı. Flaşör tekrar devreye girdi. T38'in üzerinden de T37 ve T38 tekrar zaman saymaya başladı. Mesela böyle bir flaşörüm de yok zaman öncesinin içerisinde. Dediğim gibi bazı kıyaslayan içerisinde kopmuş olabilir. Ama burada bu fonksiyonu kendiniz yapmanız mümkün. Söyle. T37 ile T38 var ya hocam. He. Onlar. Onlarda bir yanlışlık yok mu? T. Biri T zamanda demedik mi? Tamam, biri T. T zamanda saydı. Saymaya nereden başlıyor T38? Şu noktadan başlıyor. Peki 2T geçmeyecek mi zaman? Yani tamam, 2T'de bu. Öteki başlangıçta kapatmayacak mı? Şurada başa dönüyor işte sistem. Tamam. Ya ben şeyle karıştırdım ya. Yani iki şöyle şey... olursa olsun. Buna ne kadar gidersek gitsin beni fark etmez. Benim için burada periyodik bir çalışma vardı. Anladın mı? Şöyle benim için periyodik çalışmadır. İki kez sonra da başa dönüyorum. Ha, input'u ne zaman keserim o zaman durur. Bunda